Balıkesir'in Gönen ilçesinde sanayi hamlesi başlıyor. Gönen Deri İhtisas Karma Organize Sanayi Bölgesi 2016 yılının sonunda faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Bölgeye yatırımın cazibesini Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Koç anlatıyor. Üretimin can damarıdır organize sanayi bölgeleri. Kalkınmada baş aktördür. İstihdam ve sosyo-kültürel değişime katkı sağlar. Bir bölgenin ekonomik yapısını yeniden şekillendirir. Bugüne dek yemyeşil doğası, dünyaca ünlü kaplıcaları, dericilik sektöründeki potansiyeli ve tarım hayvancılıktaki yetkinliğiyle adını duyuran Balıkesir'in Gönen ilçesi artık sanayileşme hamlesiyle ekonomik kalkınmayı Gönen Deri İhtisas Karma Organize Sanayi Bölgesi ile sağlayacak. Kendisi de deri sanayicisi olan Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Koç, karma ihtisas organize sanayinin geldiği noktayı özetleyerek söze başlıyor. Gönen doğumluyum. 72 yılında deri sektörüne üretici olarak da katıldım. 1986 yılında kendi iş yerimi, kendi fabrikamı kurdum. 2010 yılının 28 Şubat'ında Deri Sanayici Çıdamlılığı Derneği olarak da göreve başladım. Aynı sene içinde, 2010 yılı içinde Gönen Deri İhtisas Organize'nin yönetim kurulu başkanı oldum. Tabii ki yönetim kurulu başkanı olduğumda biraz işlerin gevşek oluşundan, faaliyetlerin hafif oluşundan hızlandırmak ve proje üretmek mecburiyetimizde olduğunu hissettik yönetim kurulumuzla beraber. Belediye başkanımızla beraber organizeyi tekrar Ankara'da Sanayi Bilişim Bakanlığı'nla beraber hareket ederekten de arıtma tesisi, yollara, altyapısına revize edip elektrik projelerini hazırlayıp altyapısını tamamen bitirip 2012 yılında endüstriyel arıtma tesisinin bakanlıkla kredi alaraktan inşaatına başlayıp bitirdik. 2014 yılında da geçici kabulümüz onaylandı. 2014'te altyapı revize edilip OSB için hazırlıklar sürerken deri sektöründe yaşanan kriz organize sanayinin yapısında değişikliği gerekli kılıyor. Deri sektöründe 2014'ün 8. 9. aylarında bir yavaşlama oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de %35 bir daralma, küçülme oldu. Bunun da ana kaynağı ne kadar Çin, Hindistan'ın ucuz maliyetlerle deride rekabet yapamadığımız yani söylense de aslında bizim işlemiş olduğumuz deriler ısınmak amacıyla soğuk ülkelere gidiyor. Soğuk ülkelerin başında da Rusya geliyor. Rusya'nın da Ukrayna'nın iç karışıklıklarından dolayı haliyle deri tüketim, deri satışlarımız potansiyel olarak çok düştü. Bunun düşmesiyle beraber bizim de imalat yapan, üretim yapan fabrikalarımızın kapasitesi düştü. Parsellerin büyük çoğunluğunun sahibi olan dericilerin küçülmeye gitmesi üzerine bölge dericilerin yanı sıra farklı sektörlere de kapısını açıyor. Organize bölgemizde 55 parselin 45 tanesi tahsil edilmiş durumdayken 17 tanesi çıkıyor önce 28 taneye. Kadan 27-28 adete kadar düşünce biz de hani organizeyi karma yapmazsak olmazsa olmazına geldik. Tabii ki belediye başkanımızın bilgisi dahilinde Sayın Valimizin Büyükşehir ve Sanayi Bilişim Bakanlığı'na beraber hemfikir olarak da 4 aylık gibi kısa bir süre içinde Gönen Deri İhtisas Karma Organize mevzuatımızın sonuçlandı bakanlığımızdan. 9 Mart 2015 tarihinde resmileşmiş oldu. Bununla beraber dericilerin haricinde karmayı açmış olduğumuz bölgede 4 tane yatırımcımıza yer verdik. Ağır sanayi yatırımları için bölge avantajlı konumda. Öte yandan endüstriyel arıtmanın olması bölgenin cazibesini artıran bir başka etken. Karacabeyle Karabiga arası ağır sanayi açılmasından dolayı bölgede pek yer bulunmadığı için cazip olma şansımız artıyor. Yani organizemize dışarıdan yatırımcı alma şansımız artıyor. Yatırımcılar için de bu bölgenin cazip olmasının endüstriyel arıtma tesisinin olması. Tabii ki biz doğaya, suya, tabiata öncelik verip de üretimimizi yapan firmaların başında geliyoruz. Sanayileşme önlem alınmadığı takdirde çevreyi olumsuz etkiliyor. Ekolojik sistem artan bilinç ve yasal zorunluluklarla korunmaya çalışılıyor. Gönen Karma Organize Sanayi Bölgesi çevre konusunda hassas davranıyor. Bunun en somut göstergesi de endüstriyel arıtma tesisi oluyor. Günlük 10 bin metreküp artı 10 bin metreküp kirli suyu
Bu kirli su dediğimiz zaman sırf dericiyle, kimyacıyla veya endüstriyelle diye düşünmeyelim. Her halükardaki olan kirli suyu arıtabilecek bir arıtma tesisimiz var. Bu da yatırımcıya cazip oluyor. Yani bugün kimyacı olarak üretime başladığı yerde, fabrikasında ileride tekstile geçebilir. Tekstilden deriye geçirebilir. Deriden başka bir esuman iş kollarına geçme şansı var. Bunun için de yatırımcının, yani Gönen Deri İhtisas Karma Organize'yi öne çıkarmasında, yatırım yapmak için görmesinde en büyük sebep budur. İthalat ve ihracat gerçekleştiren firmalar için yatırımda en önemli konulardan biri lojistik imkanların elverişliliğidir. Bandırma Limanı'na yakınlığı Gönen Karma OSB'nin bir başka avantajlı yanı. Zira Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar, kısa adıyla BALO projesiyle Bandırma Limanı'nın öneminin artacağı dile getiriliyor. Bandırma Limanı'na 27 kilometreyiz. İstanbul merkez olduğu için, ticaretin merkezi, 2 saatlik bir yoldayız. Hatta daha açarsak, Haliç'e gitmek istiyorsak 1 saatte İstanbul Haliç'teyiz. Yatırımlarımız bu şekil, hani yöreye, bölgeye, bir de istihdam açısından. Organizasyonların amacı nedir? İstihdam yaratmak, katma değer üretmek, toplumumuza, etrafımıza hayat standardını yükseltmek demektir. 690 dönüm alana kurulu olan Gönen Karma OSB'nin 520 dönümü tahsis edilmiş durumda. 3'te 2'sini doldurmuş, 3'te 1'i boştur. Yatırıma da, istihdama da, şekliye, bölgeye göre çok iyi bir konumda olduğu için tabii ki organizelerimize, başka iş kollarından da yatırımcıları beklemekteyiz. Gıda sanayi dışında her yatırımcıya kapılar açık. Endüstriyel arıtma tesisimiz olduğu için kirli suyunla ilgili olan firmalar öncelikli firmalarımız. Yani bu nedir dediğiniz zaman, mesela tekstil olabilir, kimya olabilir, ilaç sanayi olabilir, makine sanayi olabilir. Bunlara açığız. Endüstriyel arıtmanın önemi ve özelliği konusunda da bilgilendiriyor Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Koç. Arıtma tesisleri 3 sınıflı olur. Evsel, biyolojik ve kimyasaldır. Kimyasal dediğimiz endüstriyeldir. Bizim işimizin gereği deri üretimi yaptığımız için bazı kimyasal boyaları ve işlemleri, taninleri kullanıyoruz. Bunlar da endüstriyel arıtma tesisi olmazsa kirli suyunu arıtma şansı olmadığı için, yani doğaya daha saygılı, yaşam standartlarına daha uygun endüstriyel arıtma tesislerinin cevap verebileceğinden dolayı endüstriyel arıtma tesisi yaparaktan hareket ediyoruz. Endüstriyel arıtma neticesinde ortaya çıkan temiz su deşarj edilirken elde kalan arıtma çamuru kurutulup gübre olarak tarımda kullanılabilecek. İnşaatlarına, borulamalarına, elektrik tesisatlarına vesairene hazırladık. Sadece tesisin çalışması gereken mekanikler var. Mekaniklerle beraber suyu temizledikten sonra çıkacak olan tortu, arıtma çamuru dediğimizde organik gübreye çevirme projelerimiz var. Onunla beraber doğal gaz üretme projelerimiz var ama günün şartına göre istihdam alanında hanginden istifade edebileceksek onun yatırımlarını öncelikle seçiyoruz. Yani şu anda tarım bölgesi olduğumuz için, Balıkesir Gönen bölgesi tarım bölgesi olduğu için organik gübre projelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölge tarımla anılmakla birlikte organize sanayi bölgesinin tarıma elverişsiz bir bölge üzerine inşa edildiğinin de altını özellikle çiziyor Başkan Koç. Organizeyi kurduğumuz alan 7. sınıf tarıma elverişsiz taş olan bir arazi. Yani 2-3 santim toprağın üstünü kurcaladığınız zaman zaten altında taş çıktığını göreceksiniz. Tarımla alakası olmayan, yani elverişsiz olan bir yerde de imalatla ilgili organize sanayi kurmak, makine imalatı da olabilir, tekstil de olabilir, deri de olabilir. Yani altı olan bir yerin değerlendirilmesi. 2016 yılının sonunda Gönen Deri İhtisas Karma OSB'nin faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yatırımcının hızlı hareket etmesini sağlayacak destekler de var diyor Başkan Koç. Mevzuatta biz bir değişiklik yaptı bakanlığımız. Yani yatırımcıya kolaylık olsun diye. Mesela almış olduğu yerin %50 kapatma emsalini %70'e çıkardı. Biz de yatırımcımızı 2-3 aydan beri bekletmemizin sebebi oradan kaynaklanır. Yönetim
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Koç, organize sanayinin tamamlanmasının ardından bölgede sosyo-kültürel yapının gelişeceği, istihdam olanaklarının artacağı tespitinde bulunuyor. Burada en az 5-6 bin çalışanımız istihdam edilmesi, tabii ki zaman içinde de endüstri meslek liselerini bile iş kolumuzla veya sanayimizin içindeki iş kollarımızdan burada okul açaraktan da devam edip yani Gönen ve Güney Marmara'ya güzel bir istihdam ve katma değer üreten bir organize olacağımızın hesaplarını yapıyoruz uzun vadede. Gönen Dere İhtisas Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Koç, başta ekibi ve yönetim kurulu olmak üzere bu denli büyük bir yatırımın hayata geçirilmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerini noktalıyor. 2010 yılında dediğim gibi dernek başkanlığı yönetimine, organize başkanı yönetimine, yönetimle beraber personelimizi de çok iyi seçtik. Yani inşaat mühendisi, çevre mühendisleri, teknikerleri, muhasebe müdürlerine beraber biz daha ne katkı yapabiliriz, ne kadar mesafe alabiliriz? Yani hesapladığımızı mesela 30-12-2015 sonu Aralık ayı dediğimizi biz Eylül ayında bitirmeyi hesaplayan tipleriz. Pratiğimiz çok hızlı olduğu için, imalattan geldiğimiz için yani biraz daha fazla gayret göstererekten bölgemiz dediğimiz yani Balıkesir ve Güney Marmara bölgesine böyle bir istihdamı, yatırımı yapmak için tabii ki var gücümüzle çalışıyoruz. Ha, katkı veren kurum olur, kuruluşlar olur, resmi makamlar, hepsine de teşekkür ederiz. Bize de yani yaptıklarımız gördükleri için bakanlığımız olsun, Çevre Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, Valimiz, Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Gönen Kaymakamı, sivil toplum kuruluşların destekleriyle beraber bir bütün olaraktan ve halkımızla beraber güzel bir bütün olaraktan inşallah hayırlısıyla başaracağımıza inanıyoruz.